Geçtiğimiz yıl 1 Eylül'de açıklanan şeker pancarı taban fiyatı bu yıl 2 ay sonra gecikmeli olarak açıklandı. Geçen yıl tonu 300 liradan 16 pular şeker pancarının alımını fabrikalar yapıyordu. Bu yıl bellenen fiyat tonu 336 lira oldu 16 pular için. Bu çiftçiyi memnun etmedi. Çünkü çiftçi en az 16 poların 390 lira tondan alınmasını, 20 polara da en az 460 lira ton fiyatı verilmesini bekliyordu. Şu anda çiftçilerimizle beraberiz. Yeni fiyatı nasıl buldunuz? Gelen zamlara göre bize fazla geldi yani. Acını alsalar daha iyi olur. Yani diyorsun yani bu bile çok. 36 kuruş verdiler. Benden 20 lirasını alsınlar. 16 kuruş bize yeter. Fazla geliyor yani bize. Peki bu geçtiğimiz yıllarda bu arada pancar eken çiftçi sayısı çoktu. Türkiye genelinde 400 bine yakın çiftçi vardı. Şu an 100 binlere düşmüş durumda. Bu fiyatlar çiftçilerin ekimle ilgili düşüncelerini olumsuz etkiliyor mu? Etkiliyor. Pancar çiftçisi giderekten bu işi bırakmaya başladı. Maliyetler yükseldi. Verilen zamlar yetersiz. Pancar iyice cazibesini yitirdi ekimin. Tabii şeker pancarı stratejik bir ürün. Şeker pancarından şeker de elde ediliyor, küspü elde ediliyor, melas elde ediliyor, alkol elde ediliyor, ispirto da kullanılıyor. Yani şeker pancarı ekeni, çapalayanı, tohumunu satanı, gübresini, ilacını satanı, fabrikaya taşıyanı, fabrikada işleyeni, onu ürün olarak elde edip dışarıda 82 milyona hem şeker olarak dağıtanıyla gerçekten geniş bir kitleyi de ilgilendiriyor. Yapılan bu yanlış uygulamalar nedeniyle şeker pancarı ekiminden çiftçi uzaklaştığında nişasta bazlı şurubun da yolu açılıyor. Nişasta bazlı şurup insan sağlığına zararlı olduğunu bilim insanları söylüyor. Bizim çiftçimiz destek verirsin, ekimini yapar. Bu tarlaların hepsi bir zamanlar pancar ekiyordu. Her fiyatta yapılan yanlışta çiftçi giderek şeker pancarı ekiminden uzaklaşıyor. Şeker pancarından ziyade çiftçi artık tarımdan uzaklaşıyor. Bugün yılbaşından bu tarafa, Ocak ayından bu tarafa elektriğe 6 kere zam geldi. 6 kere zam geldi. Şimdi çiftçi diyor ki işte bize müjde verilecek. Pancara zam verilecek, müjde verilecek. Ya neyin müjdesini bekliyoruz? Biz hakkımız olanı istiyoruz. Verdiler mi de o müjde. Müjde değil, bu bizim hakkımız. Bize hakkımız olanı bilmiyorlar. 6 kere zam geldi. Şu anda benim kuyum mühürlü. Borcunu ödeyemedim. Ben burada büyük bir çiftçiyim. Ben burada eğer elektrik parasını ödeyemiyorsam buraya domates ektim, çek oraya, oraya çek. Şu yan tarlaya domates ektim. 115 milyar masraf ettim. 80 milyara zor sattım. 80 milyara zor sattım. Bak zararım. Benim bütün yaz boyu çalıştığım emeğimi saymıyorum. Sadece masrafımın zararı bu. Şu anda bütün marketlerde domates 12 lira Ankara'da. Sen burada 40 kuruşa satamadın. Ben satamadım. Bak 115 milyar bu tarlaya ben masraf ettim. Domates tarlasına 80 bin liraya zor sattım. Pancarda zararına sattım. Pancarda da bu açıklanan taban fiyat çiftçinin yüzünü güldürmez tabii. Beklentim yani bizim beklentimiz bu değildi yani. En az 400 olması gerekiyor. En az 400 olması gerekiyor. Bunun masrafı çok yüksek. En az 400 olması gerekiyor çünkü bizim ettiğimiz masrafa göre mesela elektrikte de abim ama biz aylık 50 bin lira elektrik faturası ödüyoruz. Bu ay ödeyemedik, kuyularımızı tutup alalım. Kuyum benim. Tarlayı ekmedik. Mühürlü şu anda. Elektriğim yok, şu anda çalışmıyorum. Kuru söküyoruz tarlayı. Tabii biz yetkililere sizin gelip konuştuklarımızı iletiyoruz ve diyoruz ki tarım bu ülkenin geleceğidir. Tarıma sahip çıkmak lazım. Ürettiğimiz ürün üreticide değer bulmuyor. Tüketici de pahalı ürün yiyor. Hayır, gübreciye varıyoruz. Dolara zam geldi diyor. Gübreye zamı koyuyorlar. Mazot da öylesine. Mazot zaten bizi bitiriyor. Bizim çiftçiye satan zamını yapıyor. Bir çiftçinin ürünü yani değer bulmuyor yani. Dolara zam gelince çiftçinin malına niye zam gelmiyor? Ben onu anlamıyorum yani. Tamam evet. Biz Amerika'da yaşamıyoruz. Dolar bizi ilgilendirmiyor. Lafa gelince ilgilendirmiyor. Ama buradan bir boru almaya gittin mi? Bugün 5 liraysa boru, 3 gün sonra 7 lira. Niye 7 lira oldu diyoruz? Dolara zam geldi. Şeyden haberiniz var mı diyor adam? Piyasada. Gübre almaya gidiyorsun. İlaç dersen öylesine tam 3 katı, 4 katı oldu. 50 liraya aldığım ilaç şu anda 150 lira. Evet. Vekilim bizim aldığımız pahalı, hep sattığımız ucuz. Bizim sattığımız ucuz. Bizim sattığımız değeri yok. Dolar yükselince onlara yükseliyor. Bize yükselmiyor dolar. Doğru.
Doğru. Bizim zaten sorun şu, etkilemiyor. Üreticiliği baskılıyor ama üreticinin girdi fiyatlarıyla ilgilenen bir anlayış yok. Yok. Öyle olunca yok, elektrik pahalı, tohum pahalı, gübre pahalı, ilaç pahalı. Sonra sizin işçiliğiniz bedava. Bu bedava işçiliğinin karşılığı ürettiğini değerine satamıyorsun. Tarladan uzaklaşıyorsun, topraktan uzaklaşıyorsun ve her yılda giderek pancar eken de, buğday eken de düşüyor. Tarım bitiyor yani. Yavaş yavaş. Tarım bittiği zaman yani. Bu millet ne yiyecek? Çok merak ediyorum. Üretim bitiyor yani. Biz yani biz ekmesek şimdi şu dairedeki oturan insanlar ne yiyecek? Ne yiyecek? Taş yani mı yiyecek? Yoksa betonları mı yiyecek? Kolonları mı yiyecekler? Ben yani onu anlamadım yani. Üretmek istiyoruz ama bu şekilde de gidecek yerimiz kalmadı artık. Yani. Doğru. Yani üretemiyoruz yani. Dayanacak güç kalmadı. Dayanacak bir de işin ilginci, geçen sene Cumhurbaşkanı 1 Eylül'de müjde diye açıkladı. Bu sene Cumhurbaşkanı açıklama yapmadan hayır, şeker korumu niye müjde alıyoruz? 336 kuruş diye açıkladı. Müjde olay bir farklı bir olay yani. Müjde demek neyin ne demek? Müjdesi yani? Neyin müjdesi? Benim ürettiğim ürünün parası müjde mi olur? Doğru. Şimdi enflasyon yükseliyor. Enflasyona göre bize normalde zam vermesi lazım. Doğru. En az 60 kuruş zam gelmesi lazımdı buraya. Enflasyona göre. Doğru. Ama ne hikmetse enflasyon devamlı düşüyor. Nasıl düşüyor ben anlamadım yani. Geçen seneki bir paket risk gibi